hayattan merhaba. Bu programda çocuklarda özgüven gelişiminin önemini kendi tecrübelerime dayanarak anlatmaya çalışacağım ve çocuklarım Sami ve Esat'la uyguladığım 3 yöntemden bahsedeceğim. Özgüven bireyin kendisine yönelik iyi ve olumlu duygular geliştirmesi sonucu kendini iyi hissetmesi hali olarak tanımlanıyor. Özgüvenimiz kendimize biçtiğimiz öz değerimizle doğru orantılı. Yani özgüvenimiz kendimizi ne kadar değerli bulduğumuzun kendimize ne kadar değer verdiğimizin bir göstergesi durumunda. İnsan kendini değerli bulur ve kendine saygı duyarsa kendisiyle barışık olur. Elbette narsizm ve egoizmden bahsetmiyorum. Özgüven insanın eksiklerini, yetersizliklerini ve kendisiyle ilgili negatif gibi görünen gerçekleri de fark etmesi ve kabul etmesi halidir. Özgüven yüreklilik, cesaret veya kişinin kendine güvenme duygusu olarak tanımlanıyor. Özgüveni yüksek insanlar kendileriyle ilgili beklentileri gerçekleşmesi bile kendini olduğu gibi kabul etmeyi ve kendisiyle ilgili olumlu düşünmeyi sürdürebilenlerdir. Farkındalığı yüksektir ve yeteneklerinin ve bunların sınırlarının farkındadır. Yeteneklerini ve şahsiyetine olan güveni nedeniyle başkalarının onayına ihtiyaç duymaz, eleştirilmekten de korkmaz, alınganlık ve çekingenlik göstermez. Kendisiyle barışık olduğu için kendini başkalarına kabul ettirmeye de çalışmaz haliyle. Bireyin kendini iyi hissetmesi, başarılı ve dengeli ve aynı zamanda huzurlu bir yaşama sahip olup olmaması ile özgüvenin yüksekliği paralel süreçler olarak değerlendiriliyor. Özgüveni yüksek insanlar kendilerine ve çevrelerine güvensizlik duyguları beslemiyor. Bu sayede de yalnızlık girdabına kapılmıyor. Çocuklarımızın kendileriyle barışık olmaları, hayatta karşılaştıkları zorluklarla baş edebileceklerine inanmaları, başarılı ve mutlu bir hayat yaşamaları özgüvenlerine bağlı. Özgüveni güçlü olan insanların medeni cesaretleri de yüksek oluyor ve bu sayede fikirlerini çok daha güçlü bir şekilde savunabiliyorlar. Yanlış ve haksız uygulamalara karşı dik durabiliyor ve zorluklarla çok daha azimli bir şekilde mücadele edebiliyorlar. Çocuklarımızın özgüvenleri güçlü ve medeni cesaretleri yüksek fertler olarak hayata atılmaları noktasında anne babalar olarak bize çok büyük görevler düşüyor. Çünkü özgüven çocuklukta oluşuyor. Çocuklar çevrelerinden aldıkları tepkiler doğrultusunda kendilerine ilişkin olumlu ya da olumsuz bir benlik algısı ediniyor. Aile içinde sevildiğini, değerli bulunduğunu hisseden bir çocuk dış çevreden gelecek olumsuz tepkilerden pek fazla etkilenmiyor etkilense bile çok kısa sürede bunu atlatıyor. Anne babalardan biri ya da her ikisi aşırı derecede eleştirel ve yüksek beklentili ve de mükemmeliyetçi ise ya da aşırı korumacı bir yaklaşımla çocuğun bağımsızlığını engelliyorsa çocuk kendini yetersiz, yeteneksiz ve değersiz hissetmeye başlıyor. Özetle ifade etmek gerekirse çocuğun özgüveninin güçlü olması anne ve babası ve büyüklerinden sevgi görmesine ihtiyaç duyduğu ilgiyi, yakınlığı ve sıcaklığı bulmasına bağlı. Fikirlerine değer verilip önemsenmesi, kendisine güven duyulması ve de sorumluluk verilmesi gerekiyor. Çocuklar iyi yaptığı şeyler için övülmeli ve kendileriyle gurur duyulmalı. Hata yaptıklarında ise uygun bir biçimde doğruya yönlendirilmeliler. Sahip olduğu özellikleriyle kabul edilen çocuğun özgüveni gelişiyor, güçleniyor. Dolayısıyla medeni cesareti de güçlenmiş oluyor. Bunların aksi tutum ve davranışlar ise çocukların özgüvenini zayıflatıyor. Mutsuz ve huzursuz, karamsar, çekingen ve maalesef beceriden yoksun ve hatta korkak olmalarına yol açıyor. Özgüveni ve yapılması gerekenleri bu şekilde sıraladıktan sonra çocukların Sami ve Esat'ın özgüvenlerini güçlendirmek için uyguladığım 3 yöntemi anlatayım size. Bir, Aile toplantıları yapın. Az önce psikologların değerlendirmelerinden aktararak ifade ettiğim üzere çocukların fikirlerine değer verilip önemsenmesi çok ama çok önemli bir husus. İnsanlar karar verdikleri ve kararlarını uyguladıkları sürece tecrübe kazanır ve yetenekleri güçlenir. 10.000 saat kuralını duymuşsunuzdur belki. Mesleki, sanata dair ve ilmi konularda yetenek sahibi olup çok başarılı hale gelebilmek için o işi 10 bin saat yapmanız gerektiğini ifade eder bu düşünce. Düşünmek, analiz etmek, karar vermek ve kararı uygulamak da aynen böyledir. İsabetli kararlar verebilmek evvelinde karar verme kabiliyetinin gelişmiş olmasını ister. Biz şu an 15 yaşında olan büyük oğlum Sami'nin çocukluğundan beri aile toplantıları yapıyoruz. Maalesef istikrarlı olmuyor, aksatıyoruz. Ama yaptığımız aile toplantılarında herkes kendi gündemlerini hazırlıyor, taleplerini aktarıyor, rahatsızlık duyduğu konuları açık yüreklilikle ifade ediyor. Toplantı sonunda kararlar alıyoruz ve herkes bu kararların oluşumuna katılıyor. Aile toplantıları sayesinde çocuklarımız Sami ve Esat fikirlerine saygı duyulduğunu, kararlara direkt etki edebildiklerini ve katılmadıkları konularda itiraz edebileceklerini görüyorlar. Öğreniyorlar, yaşıyorlar. Küçük oğlumuz Esat da aile toplantılarını çok seviyor. Aile toplantılarının önemini Stephen Covey, Etkili Ailelerin 7 Alışkanlığı adlı kitabında çok güzel anlatmış. Covey'in kitabını okumanızı hararetle tavsiye ederim. Esat, aile toplantılarını seviyor musun oğlum? Seviyorum. Neden? E, çünkü her, her şeyi aile toplantısında söyleyebiliyorum. İsteklerini. İsteklerimi söyleyebiliyorum. Sen seviyor musun oğlum Sami? Aynı. Evet seviyorum baba. Hı hı. E, çünkü birlikte karar veriyoruz, kendi isteklerimizi söylüyoruz, birbirimize danışıyoruz. Yani ailemizle ilgili kararları beraber veriyoruz ve keyifli bir vakit oluyor bizim için de. 2. Ev işlerinde görev verir. Anadolu'da köylerde çocuklar hayata değer katmaya daha 5-6 yaşlarındayken başlarlar. Anne babalarıyla tarlaya gidip onlara yardım ederler. Koyun ya da inek güdülmesine yardımcı olurlar. Küçük eşyaların taşınmasında da faydalı olurlar. Kız çocukları bunların yanı sıra annelerine ev işlerinde yardımcı olur. Sürekli pışpışlanmak, armut piş ağzıma düş diye beklemek, steril bir fanus içinde büyümek yoktur Anadolu köylerinde. Şehirde ise durum biraz farklı. Hele ki çocukluğunda zorluklar yaşamış, kileler çekmiş anne babaların çocuklarının durumu çok farklı. Benim çektiklerimi çocuklarım çekmesin diyen anne babaların elinde heder oluyor çocuklar. Biraz önce aşırı korumacı bir yaklaşımla çocuğun bağımsızlığının engellenmesinin çocuğun kendisini yetersiz, yeteneksiz ve değersiz hissetmesine yol açtığını uzmanların görüşlerinden alıntılar yaparak ifade etmiştim. Çocuğunuzun tembel, sorumsuz ve beceriksiz olmamasını istiyorsanız ki hiçbir anne baba böyle olmasını istemez. Onlara sorumluluk verin. Küçük işler yaptırın. Hem kabiliyetini hem de cesaretlerini arttırmış olursunuz. Bizim ailemizde artık pazar ve market alışverişlerini büyük oğlum Sami yapıyor. Piyasayı ve ticari ilişkileri öğreniyor. Ayrıca evde kahvaltı hazırlıyor, banyoların temizliğini yapıyor ve Sami öğretmen olarak her gün kardeşi Esat'a ders anlatıyor. Küçük oğlumuz Esat ise abisine özenerek ev işlerine yardımcı olmaya çalışıyor. Yerleri siliyor mesela. Evin çöplerini atma vazifesi Esad'ın. Yerleri siliyor, sofranın kurul toplanmasına da yardım ediyor. Oyuncaklarını ve kitaplarını da kendisi topluyor. Çocuklar vazifelerini yapıp başardıkları ve de akabinde benden ve annelerinden takdir ifadelerini işittiklerinde çok mutlu oluyorlar. 3 akrabalarınız ve dostlarınızla tanıştırın. Özgüvenin güçlenmesinde ailenin ve çevrenin rolüne ve etkisine değinmiştim. Sadece anne babasının değil, akrabalarının ve aile dostlarının bildirimleri de çok önemlidir çocuklar için. Çok geniş bir ailesinin olduğunu, aile fertlerinin birbirlerini ve de kendisini çok sevdiğini ve çok değer verdiğini gören ve bunu bizzat yaşayan bir çocuk elbette daha cesur ve özgüvenli hale geliyor dedeler, babaanne, anane, amca, hala, dayı, teyze ve diğer akrabalarıyla ve de kuzenleriyle beraber oldukça kan bağının da etkisiyle onlar tarafından sevilip takdir edilen çocuk zor zamanda yanında olabilecek birçok insanın var olduğunu gördükçe elbette kendini daha güvende hissediyor ve sevgi ihtiyacını karşıladığı için mutlu oluyor. Bu nedenle eşim ve ben çocuklarımız Sami ve Esad'ın çok geniş bir aile ve aile dostlarımızın sevgi halesi içinde büyümeleri için gayret sarf ediyoruz. Ziyaretler yaparak hem memleketim olan Antalya'daki hem de İstanbul'daki akrabalarımız ve aile dostlarımızla tanışmaları ve yakınlık kurmaları için çaba gösteriyoruz. Sami ve Esad'ın da bu ziyaret ve tanışmalardan çok büyük mutluluk duyduklarını gözlemliyoruz. Ayrıca Sami'nin bu sayede Facebook ve Instagram'da iletişimde olduğu arkadaş ve takipçilerinin sayısı bir hayli artmış oluyor. Çocuklarımızın özgüven ve medeni cesaretlerinin güçlendirilmesi çok önemli ve bir o kadar geniş bir konu. Ben bu programda kısaca özetlemiş ve uygulamaya çalıştığım 3 yöntemi ifade etmiş oldum. Yeni bir programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.